Kış bitmek üzere. Bahar perisiyle birlikte tabiat yeniden canlanıyor. Lalilu da sana güneş ışığı gönderiyor. Bahar perimiz için bir elbise yapalım. Korse yapmak için Eva kağıdı ölçelim. Tasarımımızın hatlarını ortaya çıkarıyor. Şifon kumaş parçaları alalım. Bu şekilde sıkalım. Sonra beline tek tek yapıştıralım. Aynısını pembeyle de yapalım. Bu hafif elbise narin bir çiçeğe benziyor. Bir klasörden iki çift kanat keselim. Yanlarına sim ekleyelim. Ve kanatlara biraz doku verelim. Artık elle uçabiliyor. Elbisenin üzerinde güzel bir inci var. Gümüş süslemeler perinin vücudunu süslüyor. Ve altın bir tel bacakları kaplıyor. Peri baharı çok özledi. Bunu düzeltmenin zamanı geldi. Çiçekler yine açsın. Ella bir kış ormanına indi. Kar çok güzel. Ama çok soğuk. Burayı düzenleyeceğim. Sihirli değneğinin bir dokunuşuyla ormandaki buzlar eridi. Çayırda yeni bitkiler büyüdü. Bahar geldi. Peri arpında hipnotize edici bir melodi çaldı. Müzik ormanın sakinlerini cezbetti. Herkes bu küçük mucize için Ella'ya teşekkür ediyor. Krapon kağıdının uçlarından saçaklar olacak şekilde şeritler halinde keselim. Farklı renk ve şekillerdeki yapraklar güzel bir çiçeğe dönüşecek. Gövdenin orta kısmını şekillendirelim. Bakın, bir sürü taç yaprağı var. Yeşillik ve stamen ekleyelim. Acaba ne tür bir çiçek? Daha önce hiç görmemiştim. Rüzgar muhtemelen tohumları sihirli bir bahçeden getirmiştir. Ella ormanda yürüyordu. Aniden henüz açmamış alışılmadık bir çiçek fark etti. Çok güzel görünüyor. Çiçek açma vaktin geldi. Perinin dokunuşu yapraklarını açtı. Ve ortalarında bir bebek vardı. Vay canına. Teşekkür ederim çiçek. Bir çocuğum olması beni çok mutlu etti. Bak, tavşan o çok tatlı. Küçük kızımız için dekoratif çiçeklerden bir çiçek tacı yapalım. Çiçek tomurcukları, yapraklar, meyveler, parlak bahar renkleri ekleyelim. Çok şık. Küçük bir periye bir kıyafet yapmak için yaprakları ve çiçekleri kullanalım. Eteğin alt katmanı daha kalın ve üzerindeki tüy kadar hafif. Beline bir kemer bağlayalım. Elbisede ışıltılı çiğ damlaları var. Üzerinde yeşil yapraklar ve küçük bitkiler de var. Bunlar kimin ayak izleri? Görünüşe göre burada küçük bir kız koşturuyormuş. Bir tabandan ve küçük bir bitkiden sandalet yapalım. Ayakkabıları ayakta tutacak. Bebekli yatıp da annesine benziyor. Sanki daha dün bir çiçeğin içinde uyuyormuş gibi. Ve bugün orman dünyası hakkında her şeyi öğreniyor. Küçük peri doğanın ve getirdiği her şeyin tadını çıkarıyor. Asmalardan yapılmış salıncaklarda oynamayı ve kuşların şarkı söylemesini dinlemeyi seviyor. Bir bahar perisi olduğu için Lia bitkileri iyileştirme gücüne sahip. Aniden ölmekte olan bir çiçeği fark etti. Aa, ona yardım etmem gerek. Yaşasın. Bu çiçek yine hayat dolu. Başardı. Şimdi ormanda dolaşıyor ve yardıma ihtiyacı olan çiçekleri topluyor. Bir kabı parlak maviye boyayalım. Yanlarını asmalar ve çiçek tomurcuklarıyla kaplayalım. Bu Lia'nın en sevdiği küvet. Anne ve kızı çayırda bir buz parçası buldular. Ah, buz pateni pistini eritmeyi unuttuk. Bunu düzeltme zamanı. Doğru anne, o benim küvetim. Bahar büyüsü buzu eritti. Eski buz pateni pisti bisikletlerle kaplandı. Lia sabah çiğinde ve sihirli kaynaklardan gelen suda yıkanıyor. Ormanda dolaşırken bir şey eritmeyi unuttuğumu fark ettim. Bir buz pateni pisti ve buz sarkıtı. Kış bitti ve buz da gitti. Ella'nın elleri soğuk kışın son izlerini eritti. (Gülüyor)
Bir sepeti şekillendirmek için 3 boyutlu kalem ve renkli plastik alalım. Çok gerçekçi görünüyor. Sapın etrafında bitkiler var. Ve yanında da bir fiyonk var. Bu sepet bir sürü şeyi taşıyabilir. Ve şık bir yaz aksesuarı. Ella ormanda mantar ve çiçek toplamaya karar verdi. İhtiyacı olan her şeyi sihirle yaptı. Bütün bunları nasıl tutacak? Mantarlar düşüyor ve çiçekler soluyor. Bu şekilde taşıyamaz. Ella yardım istedi. Nazik bir at bir sepet getirdi. Buraya her şey sığacak. Çok kullanışlı. Bir kuş evi çizelim. Bu kartonu şekillendirmesi kolay. Duvarları yapalım. Kuşlar için bir delik keselim. Kuş evini açık kahverengiye boyayalım. Noktalar kuşları çekecek. Dondurma çubuklarını bir çatı ve taban yapalım. Yapraklarla süsleyelim. Bu kuş evi kuşları yağmur ve rüzgarlardan koruyacak. Bahar perisi yardım etmek için ormana geldi. Kuşlar hediyeme bayılacak. Ella onu bir ağaç dalına kuruyor ve kuşları davet ediyor. Yeni evinize hoş geldiniz. Bir süre sonra kuş evi yavru kuşların şarkılarıyla dolacak. Bahar perisi bugün iyi bir şey yaptı. Piknik zamanı. Bir havlu parçasını dantelle süsleyelim. Battaniyenin yanlarında fiyonklar ve taşlar var. Anne ve kızı piknik yapmaya karar verdi. Meyveyi çıkardıklarında küçük bir kanguru onlara koştu. Periler onu sevdi. Kanguru muhtemelen meyvenin kokusunu da almıştır. Tamam, sana biraz çilek vereceğiz. Ella ve Lia battaniyelerinin üzerine uzandılar. Bulutları izlemeye bayılıyorum. Hey, şu bulut kangurumuza benziyor. Süslemelerden ve güzel resimlerden küçük tavalar yapabiliriz. Yaprakları ve bir boncuğu bağlayalım. Metal bir kase yapalım. Ve tabii ki pikniğe fincanlar götürmeliyiz. Bu yemek seti fazla yer kaplamıyor. Aile acıktı. Atıştırma zamanı. Tabakları ve yemekleri almama yardım eder misin? Tabii ki. Daha sık piknik yapmalıyız. Kilden küçük yavru kediler yapalım. Beyaz kürkleri ve pembe burunlu sevimli yüzleri var. Yavru kediler yalnız değil. Anneleri onlara göz kulak oluyor. Küçük peri kedisiyle oynuyor. Birlikte çok eğleniyorlar. Annesi onu kollarına alıyor. Sana sahip olduğum için çok mutluyum. Kedimizin de bebeklere ihtiyacı var. Hadi ona yardım etmek için sihrimizi kullanalım. Vay canına! Kedinin 3 beyaz yavrusu oldu. Oynamayı seviyorlar. Şimdi yavru köpeğin yeni tüylü arkadaşları var. Bebek Lia için harika bir çift kanat hazırlayalım. Onlara parlak süsler ekleyelim. Sanki kanatlara bir çiçekten altın polenler değmiş gibi. Yerlerinde durmalarını sağlamak için bir eklenti ekleyelim. Yanlarında parıldayan çiğ damlaları var. Annesi eve geldiğinde Lia sihirli değneğiyle oynuyordu. Ona dikkat et bebeğim. Sadece seninle aynı kanatlara sahip olmak istedim. Uçmayı hayal ediyorum. Anladım. O zaman hediyemi seveceksin. Sürpriz! Yaşasın. Sonunda uçabileceğim. Acele etme. Önce pratik yapmalısın. İlk denemelerde çok başarılı değildi. Ama Ella'nın tavsiyesi Lia'nın uçmayı öğrenmesine yardımcı oldu. Artık ikisi de istedikleri yere uçabilirler. Siz uçmak ister miydiniz? Yoksa farklı bir sihirli güce mi sahip olmak isterdiniz? Yorumlara yazın. Bu videoyu beğenmeyi, Lalilu'ya abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizin için daha bir sürü harika bebek el sanatlarımız var.